yapısıdır. Evet, evet. Buyurun efendim. Değerli seyirciler. Refah'ta bir Siyonist katliam gerçekleşti. Bir dış politika olayı ama önemli. Refah, Gazze'nin kentlerinden biri. Orada Gazze'den sürülen ve çadır kent kurulmuş bir toplanma kampı veyahut bir çadır kent diyebiliriz veyahut ona benzer bir hani mülteci kampı denilemez çünkü kendi toprakları orası. Ve burayı bombaladı İsrail. Ya. Hem de galiba ilk defa da değil. Çoğu çocuk 45 kişi yaşamını yitirdi. Yani orada genellikle erkekler yani savaştıkları, kendi ülkelerini korumaya çalıştıkları için kadınlar, çocuklar, ailenin yaşlıları, yaşlı erkekler, yaşlı kadınlar, genç kadın, anneler ve çocuklar orada. Ve çocuklar katledildi. Bugün Netanyahu trajik bir terslik diyor. Trajik terslik arkadaşlar. Trajik ters tepte değil, trajik terslik olacak. Trajik bir terslik diyor bu Siyonist katliamı. Yani yanlışlıkla vurduk. Bir ateş etmek yanlış değil de hedef yanlış oldu. Yani biz Refah'taki Hamas militanlarını vuracaktık demeye getiriyor. Şimdi ben buradan hareketle bir değerlendirme yapmaya çalışıyorum. Filistin'deki bu katliamda AKP iktidarının payı vardır. İsrail yönetimiyle bugüne kadar girdiği sıkı ilişkiler Gazze'ye yapılan bu askeri müdahaleye rağmen ticareti sürdürmesi, öyle değil mi hocam? Her gün 7-8 geminin kaldırılması ki iktidar mensuplarının çocuklarının sahip olduğu gemilerin de bunların arasında bulunduğu iddia ediliyor, payı büyüktür. Bugün diğer Arap rejimlerinin, Arap geceden şeyler var arkadaşlar, bombalanma sırasında bugün tanklar şeye girdi, Refah'a girdi. Gazze'den sonra Refah'a da girdiler ve bütün Gazze işgal edilmiş oldu. Geceden de görüntüler var, onu da verebilirsiniz. Evet. Bakın İsrail bayraklı tanklar. Şimdi Refah'ın önemini de belki hatırlatırsanız. Halk orada. Evet. Refah Mısır'la sınır, sınırı olan bir kent, bir kasaba aslında. Ve oradaki Refah sınır kapısı diye bilinen kapı da şeyden Gazze'den, Filistin'den, Filistin topraklarından Mısır açılan bir kapı. Ve Mısır bu kapıyı açmıyor. Bir. Suudi Arabistan'ın gıkı çıkmıyor bu katliam karşısında. Körfez emirliklerinin gıkı çıkmıyor. O Sünni İslam ülkelerinin, bakın bütün Sünni yurttaşlarımızı tenzih ederim. Buradaki Sünnilik eşarilik. Buradaki Sünnilik, Selefilik. Siyasette kullanılması. Buradaki Sünnilik, Sünni siyasal İslamcılar bunlar. Onlar bakın ya çadırlar yanıyor. Yani bu bir beton bina ya da bir tuğla, pirket bina da değil. Yani bütün buraları vurmuşlar bakar mısınız? Yani insanlar yanmışlar, kavrulmuşlar. Şimdi burada hiçbir İslam ülkesinin, Arap İslam ülkesinin karşı çıktığını gördük mü hocam? Hayır, hiç duymadım. Ciddi, etkili bir tavır aldılar. Kim peki mücadele ediyor? İran mücadele ediyor, Suriye mücadele ediyor. Kim bunlar? Yine küresel gericiliği. IŞİD'in hedefleri değil mi bunlar? Tabii. İran'da Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde anma toplantısı yapan sivillerin içine bomba, yani canlı bomba gönderip katliam yapan IŞİD değil mi? Tabii. Orta çağ bu değerli seyirciler. İslam dünyası bir orta çağın içinden geçiyor. Mezhep kavgaları, mezhep boğazlaşmaları orta çağa özgü, orta çağa ait bir arızadır. Orta çağdaki selefi siyasal İslam, yani Sünnilerin selefi yorumu, İran'da da Şii siyasal İslam iktidarı var. Ama her zaman belirttiğimiz gibi Sünni selefi siyasal İslamcılığın tersine Orta Doğu'daki Şii siyasal İslamcı hareket emperyalizme, Siyonizme karşı bir tavır alıyor. Suriye'ye karşı saldırısında da göğüs göğüse savaştılar İranlılar. Göğüs göğüse savaştılar. İsrail ne yaptı? Şeyi vurdu. Şam'daki İran Büyükelçiliğini vurdu. 5 komutanını daha öldürdü. 3'ü general, diğerleri de asker. Sivil görevliler de var. 6 kişiyi daha öldürdü. Ve Hüseyin İbrahim Reis'in helikopterinin düşmesini bile İsrail'e bağlayanlar oldu ama öyle olmadığı anlaşılıyor. Şimdi Orta Doğu'da bu dram yaşanıyor. Bakıyorsunuz ya Suriye AKP'nin hedefi değil miydi hocam? Hı.
Suriye'deki iç savaşı kışkırtan ve destekleyen AKP iktidarı değil miydi? Şam'da namaz kılacağız. Evet, 3 ay sonra Şam'da Emevi Camii'nde namaz kılacağız demesi. Bir de Emevi Cami. Emevi Cami. Emevilik, Arap İslam dünyasında siyasal İslamcılığın formatlarını atan, başlangıcını oluşturan, düzenlemeyi yapan bir hanedandır. Zalim, barba, gaddar bir hanedan. Siyasaldır. Siyasaldır bir. Allah'ın Kerbela'da, yani. Evet, Allah'ın Kerbela'da, tabii Kerbela'da Ehl-i Beyt'i katleden, yani peygamberin soyunu katleden ve buna kaderlerinde bu varmış, bizim yapabileceğimiz bir şey yok, eğer Allah istemeseydi biz bunu yapamazdık diye de bir kılıf uyduran, bütün zorbalıklarına ve zalimliklerine kader anlayışıyla bir meşruiyet oluşturmaya çalışan bir hanedan. Zaten bugün İslam dünyasındaki, Arap İslam dünyasındaki egemen din anlayışı Muaviye İslamı, Yezid ideolojisidir. O nedenle Filistin'de kendi kardeşlerinin katledilmesine gıkları çıkmıyor. İki protesto ile olmaz mı? Kimse dur demiyor ya. Bakıyorsunuz kim karşı? Rusya karşı, Çin karşı, İran karşı. Bunlar kim? Bunlar Suriye'de bu küresel gericiliğe ve emperyalizme karşı savaşanlar, cihatçılara karşı savaşanlar. IŞİD ne yapıyor? Onlarla birlikte İran'ı vuruyor. İran'a saldırıyor. Niye Filistin'de yoksunuz? Ve bu anlayışın sahiplerinden biri de Hamas'tır. Hocam Şam'ı ilk terk eden Halit Meşal oldu. Halit öyle. Meşal Hamas'ın siyasi temsilcisi, öyle, siyasi öyle. Lideridir. Neden ilk terk eden o oldu? Bak Halit Meşal, değerli seyirciler, gidebileceği bir ülke yoktu. Hiçbir Arap ülkesi kendi ülkesine kabul etmiyor. Hatta bir bölümü zaten terörist olarak kabul ediyor Hamas'ı. Ama ona Esad yönetimi bir kucak açtı, alan açtı ve Şam'da ikamet etmesine izin verdi. İlk ona ihanet eden de Hamas'tı. Tabii. Bugün Filistin'in yanında kim var? Suriye yönetimi var. Palavra yok. Suriye yönetimi savaş halindedir. Hala resmen İsrail'le savaş hali devam eden tek Arap ülkesidir. Evet. Buyurun hocam. Evet, şimdi büyük bir dram var bu. Evet, değerli izleyiciler. Şimdi bu refahın vurulması, hiç sevmediğim bir terim kullanacağım. Çok kalleşçe bir şey. Kalleşçe bir şey. Ben bu tür terimleri kullanmaktan hoşlanmıyorum. Mesela hain pek demek istemem insanlara. Çünkü nereden baktığına bağlıdır. Kalleşçe lafı da çok ağır bir laf. Kalleşlik de çünkü aldatma var, yalan var, güvenilmezlik var. Kalleş. İhanet var. İhanet var, hepsi var. Kalleş çok ağır bir şey. Fakat kalleşçe, neden kalleşçe? Neden kalleşçe biliyor musunuz? Gazze'yi vuran İsrail ve Netanyahu hükümeti diyelim. Faşist bir hükümettir. Siyonist ve faşist. Evet. Gazze'yi vuran Netanyahu, Gazze'lilere, Filistinlilere, Gazze'de yaşayan Filistinlilere refah kapısına gitmelerini, güneye gitmelerini söyledi. Açık ve net olarak dedi ki ben kuzeyi bombalayacağım. Ben kuzeyi bombalayacağım. Siz güneye gidin, güneye göç edin diye resmen açıkça ilan etti ya. Açıkça. Ondan sonra da güneye gidip orada evlerini terk eden, evlerini terk ettikleri için çadırda yaşamak zorunda kalan insanları bomba yağmuruna tuttu ya. Bu kalleşlik değil de nedir ya? Bu kalleşlik değil de nedir? Açıkça ilan ediyor. İnin diyor güneye, ben kuzeyi bombalayacağım diyor. Gazze halkını, Filistinleri refaha sürüyor ve orayı bombalıyor. Olmaz böyle. Bak olmaz böyle bir şey yani. Tabii bu arada İsrail'in bütün dünyada çok büyük ölçüde prestij kaybettiği, destek kaybettiği de bir başka gerçek. Ülkeler yavaş yavaş Filistin'in bağımsız devletini kabul etmeye başladılar. O da bir başka trajedi. Yani bir vakit olsa işte burada günceli anlatmaya çalıştığımız için bir türlü ona böyle şeylere fırsat olmuyor. Kaç defa Amerika'da Arafat'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı el sıkıştı da Filistin Devleti'nin kurulduğunu ilan etti. En az iki defayı ben hatırlıyorum. Gazetelerde yaşasın Filistin Devleti kuruldu diye ilan edildiğine ben hatırlıyorum. Hala yok.
Hala bugün bile üçüncü defa Filistin devletini bağımsız devlet olarak tanıyan Avrupa ve Güney Amerika devletleri falan var ki önemli. Bu arada Danimarka yalnız bunu tanımayı reddetmiş. O da bir